Kümeler yazılıda çıkabilecek sorular 10. Bu videomuzda kümeler konusundan okuldaki yazılı sınavlarımızda çıkabilecek küme problemi örneğine ait bir soru inceleyeceğiz. Sorumuza baktığımızda bir sınıfta futbol veya basketbol oyunlarından en az birini oynayan 30 öğrenci vardır. Futbol oynayanların sayısı basketbol oynayanların sayısının 2 katı. Her iki oyunu oynayanların sayısının ise 4 katıdır. Buna göre sınıfta futbol oynayan kaç öğrenci vardır? Asla bir küme problemini benim bu okuduğum gibi hikaye biçiminde okumayın. Bir küme problemine biz şu şekilde bakarız. Önce kaç küme var? Futbol var, basketbol var, başka bir oyun var mı? Yok. Soruyu okumayın. Sorunun içindeki olarak hangi kümeler var? Ve bu kümeleri daima ve daima kesişimli biçimde çizin. Ne derse desin. Futbol, basketbol. Ve harflendirelim. Her bölgeye bir harf. X, Y, Z. X sadece futbol oynayanların sayısı. Y futbol ve basketbol ikisini de oynayanların sayısı. Z sadece basketbol oynayanların sayısı. T ikisini de oynamayanların sayısı. Küme çizimimizi yaptık. Şimdi soruya dönüp her bir söylediği sayıdan bir denklem, bir ifadeden elde edilebilecek denklemleri anlamalı ve onları yazmalıyız. Bir sınıfta futbol veya basketbol oyunlarından en az birini oynayan, buradaki şu laf çok önemli. En az birini oynayan, en az birini oynayacak, ikisini de oynamayan yok. Şu cümle T'nin sıfır olduğunu söyledi. En az birini oynayan, en az birini yapan, bu laf bize T'nin sıfır olduğunu söyledi. Bu önemli ilk bilgimizdi. Devam ediyoruz. 30 öğrenci vardır. T sıfırsa X, Y, Z'nin toplamı artık 30. T'yi almıyorum çünkü T sıfır çıktı. 30. T sıfır çıkmasaydı T'yi de yazacaktım buraya. Futbol oynayanların sayısı basketbol oynayanların sayısının 2 katı. Futbol oynayanları yanlışlıkla sadece X almıyor. Futbol oynayanlar X ve Y'nin ikisidir. X artı Y eşittir. Basketbol oynayanların sayısının basketbol oynayanlar Y artı Z. 2 katı. 2 çarpı Y artı Z. Futbol oynayanların sayısı basketbol oynayanların sayısının 2 katı. Bitirmemiş cümleyi. Her iki oyunu oynayanların sayısının ise 4 katıdır. Eşittir. Her iki oyunu oynayanlar Y, 4. Üçlü bir eşitlik yazmamızı istiyor. Futbol oynayanların sayısı, basketbol oynayanların sayısı 2 katı, virgül. Her iki oyunu oynayanların ise 4 katıdır. Üçlü bir eşitlik gelecek. Buna göre sınıfta futbol oynayan kaç öğrenci vardır? Soruları da yazdıktan sonra şu yukarıdaki sözleri ifade eden ve şu şekilde kendimizi kurtaracağız. Sınıfta futbol oynayan kaç öğrenci vardır? Futbol oynayan x artı y. Bize sorulan şey x artı y eşittir soru işareti. Artık yukarıdaki denklem bizi ilgilendirmiyor. Sadece önümüzdeki bu denklemleri çözeceğiz. Şu kalemimizin rengini değiştirelim. Şimdi bildiklerimize bakalım. Bu üçlü eşitliklerle karşılaştığımızda ne yapacağız? Bunları ikili ikili alıp çözeceğiz. X artı y'yi 4 y'ye eşitliyoruz ilk olarak. Bu bize ne verdi bakın? X'in 3 y olduğunu verdi. 2 y artı 2 z'yi buna eşitliyoruz şimdi. 2 y artı 2 z. Buradaki 2'yi dağıttım. Eşittir 4 y. 2 y'yi bu tarafa attım. 2 z eşittir 2 y oldu. Z eşittir Y çıktı. Z'yi de Y türünden, X'i de Y türünden buldum. Getirip bunları Y'ne yazarsam buraya. X 3Y. Z'nin kendisi Y. 3Y, Y, Y. 5Y, 30. Her iki tarafı 5'e bölersem Y eşittir 6. Y'yi 6 bulduğumda X 3y olduğundan dolayı 18. Z y'ye eşit olduğundan dolayı z de 6.
Bize sorulan şey neydi? X artı y. X artı y eşittir 18 artı 6'dan 20'dir. Sınıfta futbol oynayan 24 öğrencimiz var. Küme problemleriyle karşılaştığımızda ilk iş soru içinde kaç küme olduğunu belirleyip kümeleri çizmek. Mutlaka içini harflerle doldurmak, arkasından denklemleri yazmak, soruları da belirlemek ve çözmek. Stratejimiz bu şekilde ilerliyor. Bu sorumuzu burada noktalıyoruz.